anlamışım. Tamamen bir yanlış anlaşılma. Çünkü o kadar hızlı şartlarda ve böyle acele program arasında planlama yaptık ki seninle. Acaba nasıl bir şey yapacağız? Soru cevap mı olacak? Instagram'dan mı olacak derken birden Zoom'la ilgili bir davet geldi senden bana. Şimdi burada büyük bir grup var. Ben ilk önce çok özür dileyerek bu grup nasıl oluşturuldu, bir küçük bir tanıtım almak istiyorum. Ondan sonra ben başlayayım konuşmaya. Tamam. Şimdi pandemi sürecinde yoğun bir şekilde söyleşilerimiz oldu. Bu gruptaki arkadaşların hepsi ruh sağlığı uzmanı ya da bu alanda eğitim alan arkadaşlar. Bugün birkaç kadın doğum uzmanı arkadaş da özellikle katılmak istedi. Bir de bir arkadaş var aramızda. Daha çok psikolog, PDR'ci, psikiyatrist, sosyal hizmet uzmanı arkadaşlardan oluşan bir grubumuz var. Orada paylaştık söyleşiyi. Oradan da katılım aldık. Evet. Dileği görüyorum ben burada. Aile danışmanı da var Canan. Aliyah'ı görüyorum. Bazı gruplarda bir araya geldiğimiz kişileri görüyorum. Herkesi göremiyorum kameralar açık olmadığı için ama Beyza'yı görüyorum. Gördüklerim beni çok mutlu ediyor. Eminim bir sürü tanıdığım kişi var daha burada. Herkese tekrardan iyi akşamlar. Ben cinsellikle ilgili her zaman konuşabilirim gerçekten de. Çünkü bu konunun ciddi anlamda önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle bizim gibi bu konularla ilgili eğitimlerin verilmediği, bu konulara kapalı olan toplumlar, ülkeler için çok daha önemli olduğunu düşünüyorum açıkçası. Sen bana tanıtımını yaparken bunun Ayşe, ben de acaba bir sunum eşliğinde mi yapsam diye daha önce seminer verdiğim birkaç tane sunum buldum. Evet, böyle de gidebiliriz ama soru cevap olarak da gidebiliriz. Biraz daha böyle kadın kadına mahrem konular. Genellikle böyle yapıyorum eğitimlerimi. Ayşe beni çok güzel tanıttı. Teşekkür ederim ama kısacık bahsedeyim. Nereden, nasıl cinsellik, nasıl buraya geldik ve neden bu konu? Aslında psikoterapi enstitüsüyle 2012 yılında tanıştım. 2012 yılında bütüncül psikoterapi eğitimleriyle psikoterapi hayatıma giriş oldu. Yüksek lisansta da biz psikoterapi dersleri alıyoruz. Aslında psikiyatri hemşiresiyim. Bizim psikiyatri alanındaki yüksek lisans ve doktora programlarımız danışmanlık becerilerimizi geliştirmek üzerine çeşitli bozukluklarda iletişime dayalı olan bir uzmanlık alanı aslında. Daha çok hastanelerde, toplum ruh sağlığı merkezlerinde, okullarda çalışma alanlarımız birazcık daha bireysel ya da grup terapileri şeklinde ilerliyor. Ama ülkemizde çok fazla psikiyatri hemşiresi bu alana yönelmiyorlar. Genellikle yüksek lisans ve doktorasını yapanlar üniversitelerde daha rahat çalışma alanı bulabiliyorlar. Hastanelerde, sahada çok fazla olmuyorlar. Nitekim ben de üniversitedeyim. Ama benim gerçekten de şansım Tahir Hoca ile tanışmak ve psikoterapiye gerçekten böyle hızlı ve uzun yolculuklu bir giriş yapmış olmam oldu. Daha sonrasında da bu alanda daha yoğun bir şekilde ilerlemeye karar vermiş oldum aslında ve çok sevdim. Sonra ilerlerken psikoterapiyle ilgili insanın iç dünyasına, insanı anlamaya dair çalışmalar başlattığımızda cinselliğin ne kadar önemli olduğunu anladım aslında. O da şöyle oldu. Bir gün burada herhalde birçok kişi enstitüde eğitim almış. Almasa da biliyorsunuzdur bütüncül psikoterapinin mantığını. Teorik formülasyon ve süpervizyon şeklinde ilerler. Süpervizyon yılına geçtiğimiz zaman biz herkes vakalarını sunar. İşte hocalar olur, Tahir Hoca ve enstitüdeki diğer hocalar. Vakalarımızın analizlerini yaparız. Orada hiç unutmuyorum bir vaka götürmüştüm ve Tahir Hoca demişti ki cinsel hayatını sorguladın mı? Ben de demiştim ki yani hani sorgulamadım, iyiymişler. Bir erkek danışanı anlatıyordu. İyiymişler, hani bir problem bahsetmedi dedim onunla ilgili. Mesela dedi kaçıncı dakikada boşalıyormuş. Yani dedim ben onu sormadım, kıpkırmızı oldum Tahir Hoca'nın karşısında. Ben dedim onu sormadım yani hani onu niye sorayım ki diye biraz böyle anlam veremediğim bir şey oldu. Sonra Tahir Hoca dedi ki bir insanın kimlik ve kişiliğine dair doneler almak istiyorsanız onların cinsel hayatlarını
çok iyi bir şekilde analiz, yani bilmeniz gerekiyor ve bunu öğrenmeniz lazım. Mutlaka bir cinsel öykü almanız gerekir dedi. Ben bağlantısını çok kuramamıştım o zaman. Ve dedi ki onlarla cinsellik konuşamadığınız sürece zaten onları anlayamazsınız. Çünkü cinsellik çok içgüdüsel olan bir kavram. Çok içgüdüsel gerçekleştirdiğimiz bir şey ve cinselliği yaşamak ya da fantezide yaşatmak insanın kimliğine dair çok büyük doneler veriyormuş bize aslında. Bunu nasıl anladım? Tahir Hoca böyle bir ışık yakmıştı. Sonra ya dedim ben nasıl soracağım hastalara siz eşinizle ne kadar sıklıkla birlikte oluyorsunuz? İşte COVID başladıktan kaçıncı dakika sonra boşalıyorsunuz? İşte penis ereksiyonunuzu nasıl sağlıyorsunuz gibi ya da kadınlara ıslanma, orgazm bunları konuşmak gerçekten bana çok zor geliyordu. Sonra enstitüde arkadaşlar ya işte bir Cem Keçi varmış eğitimine gidiyorsun zaten oradan çıktıktan sonra çok rahat soruyormuşsun bunları gibi böyle bir furya dönüyordu. Zaten sanırım şey yol bu. Psikoterapi enstitüsünde başla ondan sonra küçük küçük cinsel terapi eğitimi, oyun terapisi, aile terapisi, eş terapisi, duygu odaklı diye gidiyorsunuz zaten. Bitmeyen ve hiçbir zaman doyamayacağınız bir eğitimler silsilesi aslında bu alan. Ben de hala gidiyorum eğitimlere bu arada. Bir sürü ilk psikoterapi eğitiminden sonra ilk gittiğim eğitim cinsel terapi eğitimi oldu ama. Dedim ki gideceğim yani ben sormuyorum bunları. Gayet böyle naif, bu konulara giremeyen, bu konular açıldığında danışanın karşısında kızaran bir terapistim önceden o yıllarda. Sonra gerçekten cinsel terapi eğitimi aldığımızda da Cem Keçen'in söylediği bir şey vardı. Yani cinsel terapist olmak için değil, bunları gerçekten rahat bir cinsel öykü alabilmek için cinsel terapi eğitimi aldım aslında. Yani bu kimlikle, kişilikle nasıl bütünleşmiş, cinsellik neden önemli, neyi anlıyoruz? Yani hani erken boşalıyorsa ne oluyor yani hani? Bu kişi hangi kişilik yapısına yatkın, hangi kişilik bozukluğuna koyalım burayı, narsizmle bunun ne alakası var gibi düşündüğümde cinsel terapi eğitimi benim için çok büyük bir tamamlayıcı kıvamında oldu aslında psikoterapi eğitimi. Çünkü orada tam da denildiği gibi eğitim bittikten sonra artık danışanlarıma rahat bir şekilde cinsel öykülerini alabilir olmuştum. Ve cinsel terapide geldiği zaman uygulayabilir oldum. En çok vajinismus, erken boşanma, erektil disfonksiyon, isteksizlik çok sık gelen şeyler zaten. Eş olarak geliyorlarsa, özellikle mutlaka eş terapisi istiyorlarsa, içinde mutlaka cinsellikle ilgili de bir desteklenmesi gereken alan oluyor. Ama benim daha çok dikkatimi çeken şey, yani cinsel terapistim diye çıkmaktan ziyade, Cem Keçen'in eğitimlerde söylediği bir şey çok çok dikkatimi çekmişti. Yani Cem Keçen dedi ki, benim burada anlattığım bu bilgileri tabii Cem Keçe böyle 100-200 kişilik salonda otel büyük konferans salonlarında böyle eğitimler veriyor. Çok kalabalık. Gerçekten çok fazla kadın doğum uzmanı var. Doktorlar da çok fazla geliyor. Özellikle vajinismus için geldiklerini söylüyorlardı o zaman. Ya orada aralarda konuştuğumuzda, tanıştığımızda tıp fakültesinde olup kadın doğum ihtisası yapıp nasıl bu bilgileri bilmediğimiz, nasıl bir anatomiye hakim olmadığımız ve bunların neden öğretilmediğiyle ilgili tartışmalar ve sohbetler yapıyorduk aramızda. Ben 2015 yılında gittim cinsel terapi eğitimine. Belki değişmiştir şu an, 5 yıl geçmiş üstünden. Belki artık daha farklıdır fakültelerdeki eğitimlerde ama gerçekten de verilmediğini, ben de 3 yıldan beri üniversitede cinsellik dersi veriyorum. O da ilginç bir maceraydı benim için. Başlayabilmek, kabul ettirebilmek, öğrencilere ulaşabilmek çok zor oldu. Ama sonunda oldu. İyi ki de olmuş. Öğrenciler memnun. Dersler kalabalık. Gerçekten bir şeyler öğrenmiş ve almış bir şekilde ayrıldılar derslerinden sürekli ve hala o öğrencilerimle iletişim halindeyiz. Mutlaka ya sosyal medyadan olsun, mail yoluyla, bazen mesaj atarak işte ne yaptıklarını, nerede olduklarını, benim halim hatırımı hala sorarlar. Bu da beni çok memnun ediyor tabii. Demek ki bir bağ kurabilmişiz. Çünkü bizim toplumumuzda cinsellik maalesef konuşulamayan bir kavram. Konuşulamayan bir olgu. Ayıp, günah, yasak. İşte konuşuldukça insanların aklına karpuz kabuğu sokulması tarzında düşünülen bir kavram ve ötleri kopuyor bunu konuşmakla ilgili herkesin aslında. Cem Keçe dedi ki
şunu söylemeye çalışıyorum. Burada öğrendiğiniz bilgileri arkadaşlar, bir cinsel terapist olmak zorunda değilsiniz. Bu işi yapmak da zorunda değilsiniz. Ama burada bir şeyler öğrendiniz. Bunları lütfen anlatın. Gidin, kapı komşunuzu çağırın, anlatın. Kadın günleri mi yapıyorsunuz? Günlerde topladığınız gruptaki arkadaşlarınıza anlatın. Gidin belediyeyle konuşun, halk eğitimlerde anlatın. Öğretmen misiniz? Okullarınızda anlatın. Benim hep aklımda olan bir şeydi. O zamanlar araştırma görevlisiydim ve bir alanda henüz bir uzman niteliğinde olmadığım için ders verme yetkinliğim yoktu. Ya dedim ben şu doktorum bitirdikten sonra yapacağım ilk iş cinsellikle ilgili bir şeyler anlatmak olacak dedim. Ve üniversitede de böyle cinsellik dersleri vermeye başladım. Galiba eğitimci yönüm birazcık daha kuvvetli. Üniversitede olmakla alakalı. Tabii 12. yılım artık üniversitede. 4 yıldır da aktif olarak öğretim üyeliği yapıyorum. Yani derslere giriyorum. Anlatmayı seviyorum. Bu alanla ilgili insanların bir şeyler keşfetmelerini, daha farklı bir bakış açısıyla bakmalarını seviyorum. Ve böyle başladı aslında. Kadın kadına mahrem konularda üniversitede başladığımda öğrencilerimin cesaretlendirmesiyle hala yapamadığım bir YouTube kanalı açın. Hocam ne olur bir YouTube kanalı açın. Ben hala onu açamadım. Çok bu yoğunluklar içinde hiç mümkün olmuyor. Belki bir ekibe ihtiyaç var. İşte hocam yazın, yazın bunları, yazın, yazın. Bir kitap yazın, kitapçık yazın, bir şey yazın. Hani siz anlatmalısınız. Hep öyle derler öğrencilerim bana. Ama işte paylaşabildiğim kadar, anlatabildiğim kadar Ayşe beni arayınca da ne anlatalım, ne anlatalım. Ya dedim Ayşe konuşabiliriz psikoterapiyle ilgili. Herkesin başı belada son günlerde. Kim psikoterapi yapabilir, kim yapamaz, herkes bununla uğraşıyor. Ya bunu konuşalım dedim. Benim çok ilgimi çeken bir konu bugünlerde. Ya da dedim cinsellik konuşabiliriz. Hani benim sık sık anlattığım konulardan biri ve cinselliğe karar verdik. Sonra ben şimdi yeni bir kadın kadına yine mahrem konularda 22 Kasım'da yapacağımız bir workshop planladık. 22 Kasım'da Sakarya'da Zoom üzerinden yapmaya karar verdik. Sonra yüz yüze yapacaktık ama pandemi artık iyice korkutuyor. İşte sonra Düzce'de yaptım. Sakarya'da yapmıştım zaten. Üniversitede kocaman bir öğrenci semineri yaptık. 500 kişi katıldı. Öğrencilerin katıldığı bir seminer. Orada genel anlattık. Üniversitede genel anlatabiliyorsunuz. Üniversite biraz daha bunu kaldırabiliyor ama işte bir seminer açtığınızda yetişkin bireyler arasında işte erkeklerin ve kadınların bir arada bulunduğu, işte insanları bir araya toplamak çok zor ve tepki toplayabileceğimi düşündüğüm için bunu ben kadın ve erkek olarak kadın kadına, erkek erkeğe diye ayrılabilir diye düşündüm. Çünkü yani insanlar zaten çok zor geliyorlar. Karışık olduğunda daha da zor gelecekler. Zoom üzerinden belki karışık yapılabilir diye düşünüyorum. Benim fikrim bu yönde. Ben şimdi size soracağım. Kısa bir giriş, uzun bir giriş oldu aslında. Giriş yaptıktan sonra size sormak istiyorum. Böyle cinsel mitler, kadın cinselliği, ihtiyaçlar, biraz daha bunun üzerinden gittiğimiz bir slide paylaştığımız bir konumu olsun. İhtiyaca yönelik sizin merak ettiğiniz sorular üzerinden mi gidelim? Yoksa ben direkt kendi çapımda anlatayım ve devam edeyim mi? Cinsel mitler çok önemli. Kadın cinselliği, cinselliğin evreleri, orgazm çok önemli. Ne konuşalım? Bana yardımcı olursanız çok sevinirim bu konuyla ilgili. Evet. Belki öneriler gelir sesli veya yazılı olarak. Dilek, sesin kapalı. Evet Dilek. Dilek senin sesini duyamıyorum. Mikrofonun mu kapalı diye bakıyorum. Chat'tekiler var hocam. Chat'tekileri görebiliyor musunuz? Yazıları görüyorum, evet. Tamam. Siz paylaşın demişler. Bir de kim konuşmaya çalışıyor? Birisi konuşmaya çalışıyor. Dilek Ayazgut konuşmaya çalışıyor galiba. Ama mikrofonu açık görünmesine rağmen sesi ulaşmıyor bize. Sanırım bir ayar yapacak bilgisayardan. Aslında evet, anorgazmi dediğimiz şey, bunu anlatabilmek için, yani bu çok bütüncül bir konu öncelikli olarak. Kısım kısım ayırmak, bunun önemli olup bunun önemli olmadığını konuşmak çok zor. Belki şöyle yapabiliriz Ayşe,
bugün ben gerçekten bir giriş yapabilirim. Genelde seminerlerde en çok önem verdiğim konu olan cinsel mitlerle başlayabiliriz mesela. Çünkü mitler bizim herhangi bir konuya bakış açımızı çok fazla etkiliyor. Dolayısıyla cinsellikle ilgili mitlerimiz bizim cinselliğe yaklaşımımızı, yaşamamızı, hoşgörümüzü ya da hoşgörüsüzlüğümüzü her şeyi belirleyen bir şey. Evet, aslında herkes orgazm olamamayı merak ediyor gibi görünüyor. Şunu indirdiğimde ben görünüyor muyum bilmiyorum ama sadece sizi birkaç saniye bekleteceğim. Evet, ben o zaman hani orgazm nedir, anorgazmi nedir, kadınların neden cinsel ilişki esnasında orgazm olamamalarıyla ilgili bir sunumum var. Ben o sunumumu koymak istiyorum buraya. Sunumum üzerinden bazı şekillerle, bazı bilgilerle birleştirerek en sonunda, bu bittiğinde en sonunda konuyu birleştirerek, orgazm ve anorgazm ile birleştirerek cinsel siklusu da anlatacağım zaten. Devam etmiş olalım, olur mu? Evet, cinsel siklus. Eğer sizin için uygunsa ben ekran paylaşımı yapacağım. Uygun hocam. Ama ben paylaşamıyorum. Senin bana izin vermen gerekiyor Ayşe. Hemen hallediyorum. Şimdi bir deneyebilir misiniz? Şimdi tekrar deniyorum. Oldu. Tamamdır. Şimdi paylaşıyorum size. Geldi mi? Evet. Benim kadınlara yapmış olduğum seminer. Ben buradan gideceğim şimdi sizin için de uygunsa eğer. Bir dakika, ekranımı büyüteyim. Büyütemiyorum ama sizin için bir sakınca yok galiba, görüyorsunuz. Değil mi? Okunuyor. Ben aslında ilk önce Maslow'dan başlayarak bahsedebilirim bu konuya. Maslow'u hemen hemen hepimiz biliyoruzdur. İhtiyaçlar hiyerarşisinin aslında bu üçgeni oluşturan kişi Maslow, insanı ihtiyaçlar üzerinden ele almış, ihtiyaçları üzerinden ele almış ve bu üçgeni ben çok seviyorum. Çünkü bu üçgenin en altında fiziksel ihtiyaçlarımız bulunuyor. Daha sonra güvenlik, sevgi, saygı, kendini gerçekleştirme diye devam ediyor. Üçgen daraldıkça ihtiyaçları olan gereksinimin de azaldığını anlıyoruz ve en tabandaki ve en ana kırmızı olan yer, hayati önem taşıyan, olmazsa olmaz bu ihtiyaçlarımız karşılanamazsa hayatımıza devam edemeyeceğimiz ihtiyaçlarımız. Burada dikkat çekici olan şey aslında şu, nefes almak, yemek, içmek, uyumak, boşaltım, bunların hepsi buraya konulur. Bu üçgeni lisans eğitimimiz boyunca da defalarca kez gördüm, her yıl her ders tekrarlanan bir şeydi ama hiçbir üniversite hocam bana kalkıp da temel ihtiyaçlarda seksin bir temel ihtiyaç olduğunu söylemedi. Hiç dikkatimi çekmemiş. Çok ilginç. Gerçekten bir sağlıkçı olarak biz zaten hemşirelik kuramcısı olarak Maslow'u da takip ettiğimiz için ama biz hiç seksten konuşmadık, cinsellikten konuşmadık ve ihtiyaç olduğunu aslında cinsel terapi eğitimine başladığım zaman dikkatimi çekti. Aa, burada seks de varmış dedim yani. Cinsellik de varmış. Çünkü biz cinselliği öyle olmazsa olmaz, nefes almak kadar, yemek içmek kadar, boşaltım kadar önemli bir şey olarak görmüyoruz. İlk başta yanlış yorumlamamız buradan başlıyor zaten. Maslow bunu söylemiş. Madem bu kadar temel bir ihtiyacımızsa aslında bunu biraz konuşmak gerektiğini düşünüyoruz dolayısıyla. Evet, aslında cinsel mitler de cinsel konularda toplumca doğru kabul edilen ama aslında içi boş olan, içi doldurulmamış, kanıtlara dayalı olarak beslenmemiş olan bilgiler, abartılmış, genellikle kültürden kültüre, toplumdan topluma değişiklik gösteren, genel geçer bir doğruluğu olmayan şeyler aslında. Cinselliklerin en önemli nedeni cinselliğin toplumun değer yargılarıyla doğrudan ilişkili olması ve cinsellikle ilgili konuların açıkça konuşulmamasından kaynaklanıyor. Açık bir şekilde konuşulmayan bir konuyla ilgili birçok hurafe ile karşı karşıya kalma olasılığımız çok yüksek. Birazdan da göreceksiniz, mitleri biraz hızlı hızlı geçeceğim. Cinsel mitlerimiz maalesef bizim cinselliği yaşamamızı, anlamlandırmamızı, orgazm olmamızı ya da olamamamızı, olamama durumumuzu da etkileyen bir
faktör. Cinsel mit deyip geçmemek gerekiyor. Gerçekten baktığımız açı neyse, baktığımız açıda biz cinsellikten keyif alıyoruz, almıyoruz, nefret ediyoruz ya da hoşlanıyoruz. Bunu belirleyen şey bile mitlerimiz aslında, bakış açımız. Evet. Cinsel mitlere sahip olduğumuzda, cinsel mit olarak kabul ettiğimizde cinsellikle ilgili doğru bilinen yanlışları, aslında cinsel işlev bozukluğuna sahip olduğumuz halde birçok şeyi normal sanıp normal olarak kabul ediyoruz. Aslında cinsel mitler cinsel problemlerin çok büyük bir kısmını, %80-%90'ını cinsel mitler sebebiyle oluşuyor. Eğer mit dediğimiz bu yanlış anlaşılmaları düzeltirsek cinsel problemleri ortadan kaldırıyoruz. Cinsel terapi dediğimiz şey de aldığımız eğitimlerde, evet, erken boşalmanın işte 20 adımda çözümü, vajinismin 5 adımda çözümü gibi bir sürü prosedürlerimiz var bizim. Ama yapılması gereken ilk şey, ağır kişilik patolojilerini tenzih ederek konuşuyorum. Ağır kişilik patolojilerini, ağır kişilik bozukluklarını tenzih ederek konuşuyorum. Çok yaygın oranda cinsel problemlerle karşılaşıyoruz. Konuşamadığımız için, normalleştirdiğimiz için yokmuş gibi davranıyoruz. Eğer varmış gibi davranıp bir destek almak istiyorsak da genellikle üroloğa ya da kadın doğumculara gidiyoruz. Ürolog diyor ki sen benlik değilsin. Çok az ürolog da gidip sen bir psikoloğa görün diyor zaten. Ve gerçekten hocalara falan yönlendirilen doktorlar da tanıyorum bu anlamda. Git bir okut istersen, bir işte hayır yap istersen falan diyen doktorlar da var maalesef ki günümüzde. O yüzden eğitim neden çok önemli ve neden bu konuda bilgi vermeyi, üniversite öğrencilerine bilgi vermeyi tercih ettim aslında bakacak olursanız. Çünkü tedavi için geldiğinde bir çift veya birisi cinsellikle ilgili problem içinde önce cinsel siklus, erkek ve kadın anatomisi, aslında cinsel birleşmenin doğası ve bu mitlerden bahsediyorsunuz. Bunları anlattığınızda büyük bir oranda problem zaten çözülüyor gerçekten baktığınızda. Evet, en önemli cinsel mitler diye benim böyle aldığım birkaç mit var. Bunları biraz hızlı geçeceğim ki cinsel siklusa daha çok vakit kalsın. Bilinen en büyük yanlış, erkeklerin her zaman cinsel ilişkide istekli oldukları ve her zaman hazır ve nazır bir şekilde bekledikleri miti. Genellikle erkeklerin yönetici olması gerektiği, başlatan kişi olması gerektiğiyle ilgili bilinen yanlış bir şey. Kadın cinselliğinin çok karmaşık olduğu, gizemli olduğu ama erkeklerin çok açık ve net bir cinsel hayatlarının olduğu. Halbuki cinsellik yaşandıkça ve deneyimledikçe keşfedilen, her deneyimde aynı kişiyle olan her deneyimde yıllar geçse bile farklı şeylerin keşfedilebileceği gizemli bir yolculuktur her iki taraf içinde. Erkekliğin cinsel performansı ve cinsel gücün göstergesi sık sık cinsel ilişkide bulunmaktan kaynaklanmaktadır. Yani şöyle bir şey vardır. Ne kadar sık ilişkiye giriyorsa erkek o kadar iyi cinsellik yaşar ve o kadar iyi bir performans gösterir diye bilinen bir yanlışlık. Ayşe, bir şey soracağım ya da size sorayım. Ekran tam ekran mı gözüküyor? Nasıl gözüküyor sizde? Yani slaytı tam mı görüyorsunuz? PowerPoint. Tam görmüyoruz ama okuyabiliyoruz. Şimdi tam görüyoruz. Böyle olsa daha iyi belki. Belki daha iyi olacak. Cinsellik aslında penisin vajinaya girmesinden ibarettir. Yani koitin gerçekleşmesi beklenir. Aslında cinsellik o değildir. Cinsellik bakışmayla başlar. Uzaktan başlayan bir şeydir. Dokunmak. Her cinsel ilişki penis vajen birlikteliğiyle sonuçlanmak zorunda değildir. Her cinsel ilişkide boşanma ve orgazm olmak zorunda da değildir. Eğer bunlara odaklanılırsa zaten ve bunlarla ilgili bir performans kaygısı yaşandığında zaten kaygıyı düşündüğünde bunun gerçekleşme olasılığı çok büyük oranda artmış oluyor. Cinsellik için mutlaka ereksiyon gerekmektedir. Bu da yine aslında cinsel ilişkide erkeklerin kendilerini kötü hissettiği, erkeklerin ereksiyon olamadıklarında, erekte olamadıklarında cinsel ilişkide utanç yaşadıkları, bir kadının da beni beğenmedi mi, yoksa ben etkili bir kadın değil miyim, yoksa beni aldatıyor mu, yoksa başka birisini mi beğeniyor, yoksa ben çekici değil miyim gibi algılara düştüğü bir şeye sebep oluyor. Ereksiyonun böyle şeylerle herhangi bir alakası yoktur. Bir dakika.
Erkeklerin duygularını paylaşmadığı cinsel miti, duygusallık kadınlara ait bir şeydir diye bilinen yanlış. Erkekler ağlamaz tarzı olan bir yanlış bilinen mit. Yanlış. Sevişme sırasında konuşulmaz. Bu da çok daha fazla geleneksel toplumlarda yaygın olan bir cinsel mit. Bununla ilgili benim öğrencilerimden öğrendiğim şeyler var. İşte sevişirken konuşursan çocuğun dilsiz olur. Ya da işte herhangi bir özürü olabilir gibi söylemlerin olduğunu onlar söylemişlerdi. Biz de şöyle yorumladık. Muhtemelen çok eskiden hani bu konuyla ilgili bilgi verilmediği için çok eskiden işte böyle köy yerlerinde, kerpiç evlerde, tahta evlerde muhtemelen sevişme esnasında bir takım seslerin diğer odalara, her odayı bir gelinin, elçilerin bir arada yaşadığı, kayınvalidenin, üç çocuğunun aynı evde, dört aynı evli çiftin aynı evin içinde bir odayı paylaştığını düşündüğünüz zaman sevişirken konuşmamak ve ses çıkartmamakla ilgili bir kadının veya bir bilir kişinin adamın çıkıp da böyle bir şey söylemiş olması ve bunun bugünlere kadar taşınmış olması normal bir şey aslında. Kadınlar cinsel ilişkiden çok zevk alırlar. Cinsellik hakkında keşfedecek yeni şeyler yoktur. Cinsellik içgüdüseldir, öğrenilmez. Yani bunu az önce söyledik. Her seferinde yeni bir şey öğrenirsiniz. Tamamen bir keşif yolculuğudur. Penis sertleştiğinde mutlaka boşalmalıdır. Erken boşalmanın en büyük sebeplerinden biri olan bir mit bu. Cinselliğin temel amacı orgazm olmaktır. Orgazm bitince cinsellik de biter. Kadınların çoklu orgazma sahip olduklarını, çoklu orgazm olabildiklerini biliyoruz. Evet, erkekler için de bir cinsel ilişki esnasında bir kez orgazm ve boşalma olurken kadınlarda bu çoklu kez gerçekleşebilir. Hiç gerçekleşmeyebilir de bir cinsel ilişki esnasında. Kadın ya da erkeğin bunu yaşamamış olması, orgazm olmamış olması, olmadı işte bu ilişki olmadı, bu cinsellik olmadı deyip bir kabusa dönüştürmemek gerekmektedir. Cinsellik sadece penisin vajina girmesi ve orgazmın sağlanması gereken bir olgu değildir. Erkekler kadınlara nasıl zevk vereceğini bilirler. Bu zaten küllüm yalan. Çünkü erkekler kadınlara nasıl zevk vereceğini bilir. Çok az erkek aslında bunu biliyor. Çünkü cinselliği öğrendikleri yer aslında bizim toplumumuzdaki erkeklerin. Önce ergenlikte porno siteler, eskiden CD'ler vardı benim ergenlik çağlarımız. 20 yıl öncesine gidecek olursak o zaman internet çok yaygın değil ve CD'ler ve dergiler dolaşırdı. Bizler zaten bunlara çok vakıf olamazdık. Kızlar arasında yasak ve ayıp ve asla çok yadırganırdınız. Ama erkekler bunlara bakabilirdi gizli gizli ve orada zaten pornolarda biliyorsunuz abartılmış cinsel organlar, abartılmış vücut yapıları, bunların var olduğu bir cinsel ilişkide işte penisin işte boyu, penisin kalınlığı, ne kadar uzun süre erekte olduğu, erekte kaldığı gibi şeylerle öğrenildiği için orayı baz alıp gerçek hayatın içerisinde de tüm cinselliklerin böyle olması gerektiğine dair yanlış bir inanışın olduğu ile cinselliği öğreniyorlar ve zaten porno filmlerde de daha çok penis ve vajen birlikteliğinin konu edindiği şekliyle daha bir kadına nasıl zevk vereceği, bir kadının hangi vücut bölgelerinden zevk alacağına dair eğitimsel bir şey olmadığı için genellikle erkekler penisin vajine girip çıkması, penis boylarının uzun olması ve ne kadar hard bir şekilde bunu yaparlarsa o kadar da kadına keyif verebileceklerini düşünürler. Bu tamamen yanlış bir mittir aslında. Bunu söyledik az önce. Erkeğin penisine sertleşmenin kaybı bir kadının çekici bulmadığı anlamına gelir partnerine. Kadınların yanlış bildiği bir şey. Cinsellik doğal bir süreçtir ve iki insan birbirini severse cinsel hayatları iyidir. Bu da yanlış bir şey. Tabii böyle olduğunda ve cinsellikle ilgili problem yaşadıklarında çok aşık çiftler genellikle bir hüsran ve yıkım yaşıyorlar. Vajinismus olabiliyor. Daha mesela yeni bir vakam geldi. 2 yıllık evliler. Geç evlilik, yani çok genç evlilik değiller, geç evlilik bunlar ama çok geç değil, orta yaş diyeyim. 2 yıldır evliler, sadece evlendikleri ilk birlikteliklerinde erkek boşalıyor, 2 yıldan beri hiç boşalmama. Mesela cinsel problemleri bu.
Birbirlerini seven çiftler sevişmekten nasıl zevk alabileceklerini çok iyi bilirler. Birbirini çok sevmek ve çok aşık olmak ayrı bir şeydir. Cinsel ilişkide birbirini mutlu ve tatmin etmek, cinsel ilişkiyi keyifle yaşamak ayrı bir şeydir. Erkeğin penisinin boyu çok önemlidir. Hemen burada bir bilgi verelim. Baktığımız zaman aslında bir kadının vajinasını üç parçaya bölecek olursak, birazdan bir şemayla da anlatacağım size onu, var bizim slaytlarımızda. Bir kadının vajinasını üç eşit parçaya bölersek en dışarıda kalan vajinal açıklığa en yakın, perineye en yakın olan bölgedeki ilk üçte birlik kısımda ve üst kısımda, yani üst vajinal duvarda kadının zevk alması için en fazla sinir ucunun bulunduğu bölge burasıdır. O yüzden bir penisin 7-8 santim boyunda olması bir kadına zevk vermesi için, cinsel ilişkide keyif vermesi için yeterlidir aslında. Ama yine o porno filmlerindeki abartılı penis boylarıyla cinselliği öğrenen erkekler maalesef ki bizim en çok ergenlik yıllarında ve sonrasında erkeklerin yaşadığı problemler penis boyu aslında problemi, yani penis boylarıyla ilgili ciddi bir şekilde kompleks yaşamaları. Bu da önemli nedenlerden biri. Tüm dokunma, okşama, öpüşme, tüm fiziksel yakınlaşmalar cinsel birleşmeyle sonuçlanmalıdır. Cinsellik sadece penisin vajana girmesi değildir. Mastürbasyon kirli ve zararlı bir şeydir. Bilinen en büyük hatalı mitlerden birisi bu sanırım. Tüm ergenlerin, ergenlik döneminde bireylerin hayatlarını mahveden bir şey. Çünkü birçok danışanım, ergenlik kişilik bozukluğu olan birçok danışanımın mastürbasyon öyküsü, mastürbasyon yaparken yakalanma, gizli mastürbasyon yapma, acele mastürbasyon yapma, yakalandıklarında suçlanma, dayak yeme, aşağılanma gibi öyküleri var. Gerçekten çok enteresan bir şey bu benim için. Enteresan bir bilgi, danışanlardan edindiğim bir bilgi. Bütün hani bilimsel kitaplarda aynı şeyi söylüyor zaten. Mastürbasyonun bu kadar kirli ve zararlı bir şey olduğuna dair. Mastürbasyon yaparsan çocuğun olmaz. Mastürbasyon çok yaparsan güçsüz kalırsın. Mastürbasyon çok yaparsan işte zayıflarsın. Bir sürü mastürbasyonun zararlı olduğuna dair söylenen mitler ve söylemler var. Cinsel ilişki sırasında karşılıklı mastürbasyon yanlıştır. Biz buna partnerbasyon diyoruz. Ve bu bizim cinsel terapide kullandığımız yöntemlerden, tedavide kullandığımız yöntemlerden birisi. Evet, cinsel birleşme sırasında fantezi kurmak yanlıştır. Cinsel fanteziler ahlak dışı, sapık ve sadakatsiz davranışlardır. Aslında cinsel fanteziler cinselliğimizin büyük bir kısmını oluşturur. Ama fantezi kurduğu için bireyler kendilerini suçlu hissederler, partnerlerine karşı suçlu hissederler. Suçluluk, kirlenmişlik duyguları arkasından kendini cezalandırmaya getirir. Cinsel ilişki esnasında sertleşme problemleri, kuruluk gibi nedenler de kendini cezalandırma sonucu ortaya çıkan bir takım cinsel problemlerdir. Hamileyken kurulan cinsel ilişki bebeğe zarar verir. Yine o kadar çok öyküde biz hamileyken hiç ama hiç cinsel ilişkiye girmedik. Çünkü çocuğa zarar vermek istemedik. Ne bileyim işte bir şey olur diye korktuk diyen o kadar çok birey var ki. Bu da bilinen koca bir yanlış. Eğer kadın doğumcunuz izin veriyor ise, herhangi bir rahim ağzı probleminiz, işte bebeğin rahime tutunmasıyla ilgili bir probleminiz, düşük riskiniz yoksa cinsel ilişkiye girmenizde hiçbir zarar ve sakınca yoktur. Bu karikatürü çok seviyorum ben. Gerçekten böyle bir şey başınıza gelmez, en azından onu söyleyebiliriz. Oral yolla yapılan cinsel aktivite pis bir eylemdir. Bilinen başka bir mitte yanlış bilinen aslında cinsel ilişki esnasında, hani her seferinde birey başka bir şey keşfeder dedik ya, cinsellikte kendinizi keşfetmek, partnerinizi keşfetmek, birbirinizi keşfetmek çok büyük bir yolculuktur. Cinsellikte iki tarafın da hoş gördüğü, iki tarafın da kabul ettiği her şey, ama her şey yapılabilir. Sapıklık ya da sapkınlık diye nitelendiremeyiz. Ancak ve ancak bir tarafın istemediği, öbür tarafın zorla yaptığı bir şey patolojik olarak kabul edilebilir.
Cinsel birleşme insanı yorar ve tüketir. Az önce söylemiştik bununla ilgili zaten. Haydar Dümen, buna değinmeden geçemeyeceğim. Biliyorsunuz biz Haydar Dümen'le büyüdük. Yani Haydar Dümen'in Posta gazetesinde yazdığı köşe yazıları, verdiği bilgilerle cinselliği öğrenen bir toplumuz. Evet, şimdi bu mitlerden sonra orgazma doğru yavaş yavaş, orgazm olamamaya yavaş yavaş geçeceğiz ama ilk önce kadın olmanın aşamalarına bakmamız gerekiyor. Kadın nasıl kadın olur? Ben bunu öğrencilerime hep soruyorum. İşte bekareti bozulduğu zaman kadın kadın olur diyorlar. Sizin de içinizden, şimdi vaktimiz kısıtlı olduğu için size söz hakkı vermiyorum ama hani şöyle hızlandırılmış bir program oldu bu. Kadın nasıl kadın olur? Cinsel ilişkiye girdiği zaman kadın olur. Bekareti artık kaybetmek mi dersiniz, bozulmak mı dersiniz, bekaretin olmaması mı dersiniz, nasıl adlandırırsınız bilmiyorum ama kızlık zarının ilk ilişkiyle birlikte zedelenmesi sonucunda bir kadın artık bakire denmez ve bu kadın olur denir. Aslında bildiğimiz büyük yanlışlardan biri de bu. Bir kadın cinsel ilişki, gerçekten bir kadından bahsediyorum, cinsel ilişkiye girmesiyle kadın olması arasında pek bir ilişki yok aslında. Biz kadın olmanın aşamalarını aslında altı boyutta, özür diliyorum, altı boyutta inceliyoruz. Bir kadının kadın olabilmesi için önce kendi bedeniyle barışması gerekiyor. Bir kadına ilk önce soruyoruz, aynanın karşısına kendinize bakıyor musunuz? Kendinizi inceliyor musunuz? Kendiniz hakkında ne düşünüyorsunuz? Göğüslerinize baktınız mı? Vajinanıza baktınız mı? Bunlar genellikle çok sapkın ve sapıkça gelebiliyor ilk anlamda ama baktığınızda çok önemli bir şey. Kendinize çıplak bir şekilde bakamıyorsanız bir başka insanın karşısında, partnerinizin karşınızda çıplak olabilmek, özgüveninizin yüksek olması, o cinsellikte kendinize güvenerek orada bulunabilmek, ne istediğini bilerek orada bulunabilmek zor. O yüzden ilk önce biz bir kadına ayna karşısında egzersizler veririz. Kendine dokunma ve izleme kendini egzersizleri, bakma ve inceleme egzersizleri. Daha sonra kadınların birçoğunun mastürbasyon deneyimi yok ya da hatalı var. Varsa da hatalı yapılıyor. Yani hepsi diyemem tabii ki. Sadece büyük bir çoğunlukla karşılaştığım şeyi söylüyoruz. Biz kadına diyoruz ki mastürbasyon yapmalısın, klitorisini keşfetmelisin ve mastürbasyon klitoral yolla boşalmayı deneyimlemelisin. Yanlarına da yazdım parantez içinde, buna da olgun olmayan bir kadın diyoruz. Az önce partnerbasyon dedik. Partnerinin senin klitorisine dokunarak seni boşaltması işlemine yarı olgun bir kadın diyoruz. Penis-vajina birlikteliğini içeren cinsel birleşmeye ve vajinal boşalmaya olgun kadın diyoruz. Ama penis vajina birlikteliğini içeren cinsel birleşmeyle bütünleşme duygusunu hissetme. Bu çok önemli bir kelime arkadaşlar. Aslında vajinal boşalma dedim. Dörtte bakın. Beşte de vajinal orgazm dedim. İkisi birbirinden çok farklı şeyler. Bir kadının tam olmuş bir kadın olabilmesi için penis vajina birlikteliği esnasında vajinal orgazmı deneyimlemesi ve tam olarak bir bütünleşme, partneriyle bir bütünleşme hissetmesi gerekiyor. Bu gerçekten çok zor olan eylemlerden birisi. Birazdan oranları vereceğim, siz de şaşıracaksınız. Kadınların orgazm, vajinal orgazm, klitoral orgazm olma ya da olamama durumu ile ilgili istatistikler. Cinsel Terapi Enstitüsü'nün yaptığı çalışmalar bunlar tabii ki de. Varsa fantastik penisten kurtulma demişiz. Bunu şimdilik es geçiyorum. Ben bu apayrı başka bir boyut oluyor. Daha sonra başka bir şey olursa değiniriz uzun bir programda. Yani şu cümleyi kurmadan edemeyeceğim. Kadın maalesef tek başına bir kadın olamıyor. Mutlaka bir erkeğe ihtiyacı var kadının olması için. İstediğiniz kadar ben kendi ihtiyaçlarımı kendim görüyorum diyeyim. İstediğiniz kadar iyi mastürbasyon yapın ama mutlaka ve mutlaka bütünleşme duygusunu hissedebilmek için bir erkeğin olması ve sizin tam olmuş bir kadın olmanız için bir erkekle bunu deneyimlemeye ihtiyacınız olması gerekiyor. Önerdiğiniz başka bir önemli bilgi de anne olmak ve kadın olmak arasındaki fark. Bunların birbirine çok fazla karıştırılması. Yapılan en büyük yanlış ülkemizde
İnsanlar seks yapmadan, kadın olmadan anne oluyorlar. Bir kadının kadın olabilmesi için 3 yıl seks yapması gerekiyor. 3 yıl boyunca düzenli bir şekilde seks hayatının aktif devam etmesi, ancak ve ancak kadınlığını hissetmesi ve kadın anlamında kendini keşfetmesi için gerekli olan minimal süre. Bunu deneyimledikten sonra gebe kalma ve hamilelik sürecine girmelerini tavsiye ediyoruz. Çünkü bir kadın, kadın olmadan anne olduğunda birdenbire Meryem Ana ve kutsallık çatısının altına girmiş oluyor. Bu nedenden dolayı da anne olmadan kadınlığı deneyimlemek ve ikisini birbirinden ayırt edebilmek için cinsellik tecrübesi olan bir insanın anne olması tavsiye edilen bir şey. Evet, bazı şeyleri hızlı geçeceğim. Bunları ben zaten size az önce anlatmıştım. Kadın doğulmaz, kadın olunur kısacası aslında. Genellikle ilk cinsel deneyim evlilikle başlıyor. Artık çok fazla öyle değil bizim ülkemizde. En azından şimdiki jenerasyon için. Hani üniversitede çalıştığım için, üniversitenin medikosunda öğrencilere özellikle cinsel konularla ilgili, cinsel kimlikle ilgili danışmanlık verdiğim için oradan edindiğim tecrübeler aslında üniversite yıllarında 18 yaşını geçtikten sonra seks hayatları başlıyor. Ben cinsellik dersini 4. sınıflara verdim seçmeli ders olarak. Herkes ve herkes ders sonunda ders değerlendirmesi alıyorum isimsiz bir şekilde final sınavlarında. Onlardan geri dönütler almak istiyorum. Hem kendimi güncellemek için hem onların nasıl bulduğuyla ilgili. Yani elimde böyle yaklaşık 300-400 tane geri dönüt, öğrenci dönütü var. Hepsi yazıyor zaten. Bir tane bile olumsuz bir dönüt almadım. Bir tane bile bir öğrenci yanlış, hatalı, boyunu aşan bir şey yazmadı buralarda. Söyledikleri tek şey, bu ders çok faydalı ve çok gerekli. Keşke ve keşke bu dersi üniversiteye geldiğimiz ilk yıl alsaydık. Bu dersi alıp başlamış olsaydık her şey çok daha farklı olabilirdi. Hiçbir şey için geç değildir. Sonuçta cinsel problemler yaşamanızın sebebi de aslında doğru bir şekilde cinsellikle ilgili bilgi edinememenizden, bilgi edinememiş olmamızdan, bize bunları okullarda öğretmediklerinden, annemizin, babamızın, zaten anne babanın öğretmesini tavsiye etmiyoruz ama anne babanın öğretmemesi, öğretmenlerin bunu anlatmaması, okullarda veya herhangi bir yerde bunun ifade edilmemesi bizim bu konuda çok kısır ve bakir kalmamıza sebep oluyor aslında. Cinsel eğitim şart. Çocuklarda yani daha okul öncesi dönemde çocuklara mahremiyet kavramıyla birlikte başlanıp ergenlik ve yetişkinlikte, ergenlikte vücutsal değişimler, hormonal değişimler ve mastürbasyon eğitimleri, üniversite çağına yakın, işte belki lise biterken ve üniversiteye yaklaşırken 16 yaşından sonra kesinlikle seks eğitimleri verilmesi gerekiyor. Yani cinsellik eğitimleri verilmesi gerekiyor çocuklarımıza ki bu çocuklar bu bilgilerle şöyle düşünülüyor. Beni bazı okullardan eğitimlere çağırıyorlar. Özellikle ergenlik dönemindeki bireylere mahremiyet eğitimi vermen için. Ben ergenlik döneminde mahremiyet eğitimi değil, daha çok hormonal değişiklikler, ergenliğin getirileri ve mastürbasyon eğitimi verdiğimi söylüyorum. Cinsellik eğitiminin temel basamağını verdiğim. Beni hiçbir okul kabul etmedi şimdiye kadar. Ya işte siz öyle yapmasanız, müfredat veriyor, milli eğitim veriyor. Yani vermeleri gerekiyor bu eğitimleri. Onlar da bana ulaşıyor. Hayır, müdürünüzle konuşun. Mastürbasyon eğitimini kabul ediyorsa ve cinsellikle ilgili temel hani kadın cinsel organları, erkek cinsel organları anlattığım konular bunlar diyorum. Bunları vermeme izin veriyorlarsa hani bu şekilde anlatıyorum. İstiyorsanız gelirim. Daha bir okul çağırmadım. 7-8 tane arayan var ama bu başlıkları duyunca maalesef istemiyorlar. Çünkü şöyle düşünüyorlar. Eğer gençlerin aklına böyle bir şey sokarsak bunlar hemen gidip bunu yaparlar. Zaten bu gençler de salaktı. Bunların aklına bir şey sokmazsan bunlar zaten başka bir yerden bunu öğrenemiyordu. Ve zaten bu kadar merak ettikleri bir şeyi, çünkü merak döneminde zaten ergenlik dönemi, merak ettikleri bir şeyi bu kadar gizli ve kapaklı tutmak, bunu daha çok yapmalarının veya bunu vaktinden önce yapmalarının, korkulan bir şekilde yapmalarının önüne geçiyordu. Bilinen en büyük yanlışlardan birisi bence yapılması gereken ülkecek politikaların, artık bakanlıkların bir araya gelip, Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı bir araya gelip bizim bu eğitim sistemimizi güncellememiz gerektiğini düşünüyorum. Bu benim şahsi kanaatim. Evet, cinsel siklusa geliyoruz. Şimdi cinsel siklus 4 aşamadan oluşuyor.
Bunu ben bir şekilde göstermek istiyorum aslında size. İlk olarak Master ve Johnson'ın araştırmalarında bu siklus araştırmalarında bulunmuş. Bakın, 4 tane aşaması var. Aslında ilk olarak uyarılma, heyecanlanmayla başlıyoruz. Burada da gösteriyor. Bu iki şekle de geleceğim zaten. Daha sonra pilot evresi, orgazm ve boşalma evresi oluyor. Erkeklerden farklı olarak normalde, bakın, burada bir uyarılma, yukarıya doğru çıkıyoruz. Plato evresi hemen orgazm öncesi bir evre ve düz bir çizgi. Orgazm Plato'ya dönüyor, tekrar oluyor, tekrar oluyor. Bu kadının çoklu orgazm olabilme yetisiyle ilgili çözülme dediğimiz şey, boşanma ve cinsel ilişkinin bitmesi. Burada bir düşüşe geçiyoruz, aşağıya geçiyoruz aslında. Bir düşüş yaşıyoruz burada. Buna da çözülme diyoruz. Erkeklerde bu yuvarlak, şöyle meme gördüğünüz şey sadece bir tane. Erkekler orgazm oluyor, tepeye ulaşıyor, boşalıyor, çözülüyor ve bitiyor. Evet. 1 dakika. Uyarılma evresi, pilot evresi, orgazm evresi ve çözülme evresi. Evet. Arkadaşlar, bu yana doğru alamıyorum. Slide'ın önünü kapatıyor. Bir saniye. Heh, tamam. Yaptım galiba. Evet. Siklusla ilgili kısımda birazcık daha bilgi vermek istiyorum. Aslında heyecanlanma ve uyarılma, hani fantezi kurarak bunu yapabiliriz. Bu işte bir erkekle sohbet ederken öpüşmeye başlamak, dokunmak, ön sevişmenin olduğu yer aslında. Ve bir kadının cinsel ilişkiye hazırlanması için belli bir süre geçmesi gerekiyor. Heyecanlandığı anda, İşte ilk dakikalarda kadının ıslanması gerçekleşmez. Kadının cinsel ilişkiye hazırlanması gerekir. İşte bu uyarılma ve heyecanlanma bölümü ortalama 20 dakika, en az 20 dakika sürmesi gereken. Yani bunun bir kesin bir süresi yok ama ortalama 20 dakika içerisinde bir kadının vajinal kasları, cinsel organları cinsel birleşmeye hazır hale gelir. Bunu yapmak da gerçekten bu bir erkekle birlikte bir erkeğin görevi aslında. Ön sevişme dediğimiz kısım. Burada kadın heyecanlanır ve uyarılır. Uyarılmasıyla birlikte hormonlar devreye girer. Bazı salgı bezleri devreye girer ve kadının ıslanma dediğimiz cinsel ilişkiye hazır olduğunu işaret eden bir süreçtir. Genellikle şu güzel bir örnektir. Erkekler şu elektrik lambaları gibidir. Yani elektriğin anahtarına basarsınız. Arkamda bir tane var, şimdi size göstereceğim. Erkeğin cinselliğe hazırlığı şöyledir. Yani erkek bakar, görür ve hazır, yanar. Ama bir kadının cinselliğe hazırlanması için 20 dakika süredir ki, kadın kalorifer peteği gibidir. Kadın, yani açarsınız kombiyi, peteğe sıcak suyun gelebilmesi için bir yarım saat geçmesi gerekir. İşte kadının cinselliğe hazırlanmasını kalorifer peteğini, erkeğin hazırlanmasını da anahtar devresine benzetebiliriz aslında. O yüzden erkek eğer kafasındaki o mitleri aşarsa, eğer işte aman Allah'ım erekte oldum, hemen vajine girmeliyim, hemen eyleme geçmeliyim, ya ereksiyonumu kaybedersem, ya girmeden yumuşarsam, ya girersem, girdiğim anda boşarsam gibi kaygılarından sıyrılmadığı sürece, kendisiyle ilgili bu durumu aşmadığı sürece bir kadının heyecanlanma ve uyarılma evresine cevap veremeyecektir. Pilot evresi dediğimiz şey, kadını orgazma götüren yolda vajen penis birlikteliğinin başlaması, klitorise dokunuşların olduğu piloto evresi, piloto fazı. Bir klitoral boşalma, bir de vajinal boşalma var. Bunlardan ilerleyen zamanlarda fırsat kalırsa, vakit kalırsa paylaşacağım zaten. Cinsel ilişkinin başlaması, koit dediğimiz penisin vajene kavuşması ve orada gidiş geliş hareketlerinin olmasıyla birlikte ve klitorisinde uyarılabilmesiyle birlikte piloto fazını yaşar bir kadın.
Plato fazında orgazm olur, tekrar platoya düşer, daha sonra tekrar orgazm olup tekrar platoya düşebilir ve sonunda boşalma ve çözülme evresi beraberinde gelir. Şimdi biraz orgazm evresinde ne oluyor aslında? Biraz ondan bahsetmek istiyoruz. Aslında sempatik ve parasempatik sisteme ne kadar hakimsiniz bilmiyorum. Psikoterapi eğitimlerine mutlaka bahsedilen bir şey sempatik ve parasempatik sistem aslında. Şimdi sempatik sisteme geçtiğinde vücut daha çok kaslarda kasılmaların meydana geldiği, vajina ve vajina çevresinde, anüs çevresinde bulunan tüm kasların harekete geçtiği, idrar kesesinin de içine alan, rahimi de içine alan tüm kaslar aslında buradaki kaslar. Bunları aşk kasları diyor Cem Keçe. Ben de seviyorum bu ismi. Aşk kaslarının kasılması ve o bölgede bir uyarının meydana gelmesi ve oluşması aslında orgazm olma durumu. Belki bundan bahsetmemiz gerekir. Bu bir klitoris. Baktığınız zaman birçok düşünür, birçok filozof klitorisle ilgili konuşmak ve bilgi vermek istemiş geçmiş yıllarda ama daha çok şeytan memesi, yüz kızartıcı uzuv olarak adlandırılmış, kadınların utanç verici uzvu olarak adlandırılmış eski çağlarda ve hiçbir zaman buna yer verilmemiş. Tıp kitaplarında yer verilmemiş mesela, anlatılmamış. Aslında bir kadının orgazm olabilmesi için bu organa ihtiyacı var. Eğer bir kadının bu organı olmazsa kadın orgazm olamaz. Bu organı işte biliyorsunuz Afrika'daki hala bazı kabilelerde kadın sünneti yapılıyor. Kadın sünnetinde bu klitorisin başının kesilmesiyle yapılan bir işlem. Aslında kadınların zevk veren organlarını yok etmek ve kadınların zevk alan bir durumda olmalarını engellemek için yapılan, çeşitli inanışlara göre yapılan bir şey. O yüzden bu kadına yaklaşık penisten 7-8 kat daha fazla erekte olabilme potansiyeline sahip bir organ. Erkek penisinden en büyük farkı erkek penisi vücudun dışındadır. Buna kadın penisi denir bu arada. Klitorisi. Kadının ise klitorisi yani tırnak içinde penisi daha çok içeridedir. Dışarıda çok yani bu pembe olan yer ekranda görüyorsunuz. Yukarı doğru kıvrılan dışarıda kalan birkaç santimlik yerini görürüz biz. Ve klitorise yapılan uyarıyla birlikte bunun uzayabilen ve büyüyebilen bir organ, erektil bir organ olduğunu da fark ediyoruz. İşte orgazm esnasında tüm bu klitoristen beslenen kaslar klitorisin kapsadığı organlarda sempatik sistemin etkisiyle kasılıyor. Yani buna girmiyorum. Çok uzun bir hikaye. Ama çok önemli bir organ olduğundan bahsedebiliriz. Bakın burada daha iyi klitoris başı. Klitoris bacakları diyoruz. Gördüğünüz zaman bir kadın doğum muayenesinde o çatal dediğimiz yerde olduğumuzu düşünün. En yukarıda klitoris, hemen altında idrar yolu açıklığı ve hemen altında da vajinal açıklık olduğunu görüyoruz. Vajinanın yanındaki işte labia dediğimiz minor labia, major labia, iç ve dış dudakların olduğu bölgedeki arkada bulunan bu soğancık dediğimiz klitorisin soğancık kısmı. Devam ediyoruz. İşte burada da biraz daha detaylı bir şekilde verilmiş. Yani detaydan ziyade gerçeğe yakın bir animasyon. Şu yapının bile anatomisine hakim olmayan birçok kişi ile karşılaştık. Ve sağlıkçı olmayan insanlar belki bilmeyebilirler ama sağlıkçıların bilmemesi çok ilginç. Penisle aynı boyda, erektil. Söylemediğim bir şey varsa onu söylemek istiyorum. Penise göre iki kat daha fazla sinir barındırıyor. Çoklu orgazm olabilmesinin sebebi, çoklu orgazm erkeklerden farklı olarak, klitoristeki kan dolaşımı onun sürekli şişmiş kalmasını mümkün kılıyor. Bu da kişinin çoklu boşalma ve orgazm yaşamasına imkan veriyor aslında. Bakın şimdi
Soldaki ve sağdaki şekli incelemenizi istiyorum. Soldaki şekil bir penis. Sağdaki şekil daha ufak olan da bir klitoris. Ne kadar birbirine benzediğini siz de kendiniz de fark edeceksiniz burada. Aslında penis ve klitoris aynı işleve sahip iki önemli organ. Biri kadında, biri erkekte. Evet. Arkadaşlar maalesef üzücü sonuçlar var. Her sağlıklı kadın aslında boşalma ve orgazm olabilme yeteneğine sahip. Hem de birden çok kez. Ama maalesef maalesef hayatı boyunca birçok kadın aslında hiç boşalma veya orgazm dediğimiz şeyle tanışmamış olan çok fazla kadın var. %30 neredeyse. %70'i ilişki sırasında hiçbir zaman boşalmaya ulaşmıyorlar. Yani %30'u hiçbir zaman boşalmanın ne olduğunu bilmiyor. %70'i de ilişki esnasında değil, mastürbasyonla kendi kendilerini uyararak boşalabiliyorlar. Ama ilişki esnasında boşalamıyorlar. Kadınların en büyük problemlerinden birisi bu. En büyük problemlerinden birisi bu. Vajinal boşalmayı deneyimleyen çok az kadın var. %20'si vajinal boşalmayı genellikle tecrübe ettiklerini söylemişler. Aslında sikene bezlerinden sıvı gelmesi hali boşalma. Evet. Yani erkek için daha çok sonuç önemliyken boşalmak dediğimiz şey, kadın için aslında süreç önemli. Süreç ne kadar kaliteli, ne kadar içi doldurulmuş, ne kadar tatmin edici, duygu yüklü, fantezik olursa bir kadın için sonunda o kadar mutlu oluyor. Boşalmak sadece birkaç saniyelik bir olay, orgazm aynı şekilde. Evet arkadaşlar, buradan sonrasına devam etmeyeceğim. Çünkü bozukluklara geçmiş oluyorum ben. Ben burada artık birazcık sizin de sizin sesinizi duymak istiyorum. Sizin sorularınızı almak istiyorum. Sizin dönütlerinizi almak istiyorum. Evet. Çocuklardaki durum mu? Biraz açar mısınız demiş bir arkadaşımız. Ne demek olduğunu anlayamadım çocuklardaki durum. Şey hocam, çocuk mastürbasyonunu kastediyor Canan ama bugün o konuyla bir ilgisi yok ama. Tamamen cinsellikten farklı bir şey çocuk mastürbasyonu. Çocukların mastürbasyon yapması aslında yoğun bir şekilde kaygılı oldukları, görülmedikleri, duyulmadıkları ve bir yetişkin tarafından onaylanmadıkları durumlarda karşımıza çıkan, çocuğun tamamen enerjisini yöneltecek herhangi bir şey bulamadığı için dışarıda kendi bedenine yöneltmesidir. Aslında çocuğun tırnak yemesi, saçlarıyla oynaması, bir periş oyuncakla oynamasıyla mastürbasyon yapma arasında bu anlamda hiçbir fark yoktur. Keşfettiği şey o anda vajina ya da çocuğun penisidir. Özür diliyorum. Ve dolayısıyla da sadece bedeninde kendini, yani orada orgazm olduğu için ya da zevk aldığı için yaptığı bir şey değil. Sinir uçlarının yoğun olduğu bir bölge olduğu için sinir uçlarına uyardığında henüz cinsel organları gelişmediğinden dolayı bir, şu an bizim yaşımızın anladığı cinsellik diye bir şey yoktur. O 5 yaşında, 7 yaşında, 8 yaşında çocuklarda anaokulunda çok sık karşılaşıyoruz. Biz bunu mastürbasyonu cinsellik bazında değil, tamamıyla anne ve babadan, aile ve çocuğun gelişim öyküsünü alıp bu yönde çocuğun görülmesi, onaylanması, duyulmasıyla ilgili ve çocuğun neden dolayı kaygının, büyük ihtimalle bir kaygı vardır, o kaygının ne olduğuyla ilgili verileri almamız gerekir. Rica ederim. Sormak istediğiniz başka bir şey var mı? Neyi merak ediyorsunuz ya da nasıl gidiyor? Ben böyle biraz taramalı tüfek gibi konuşmuşum, onu fark ediyorum. Çok hızlı anlattım daha çok bilgi verebilmek için. Özgü Hocam, ben şeyi sormak istiyorum. Çocuklarda o faallik dönemde mesela cinsellik konusunda nasıl bilgilendirmeliyiz? Çocuklarda? O 3,5-4 yaşında, yani faallik dönem civarında. Yani cinsellikten nasıl bahsetmeliyiz onlara? Aslında çok güzel bir tane kitap önereceğim ben size. Çok da seviyorum kendisini. Hemen geliyorum. Tamam.
nereden buluyorsunuz diyeceksiniz. Çekmeceye koymuştum. Ben bu kişiyi çok beğeniyorum. Bence çok güzel yapmış. Hemen gösteriyorum. Şöyle göstereceğim. Rayka Kumru'yu duymuşsunuzdur mutlaka. Cinsellikle ilgili eğitimler veriyor kendisi. Ve hem yetişkinler, ergenler için hem de çocuklar için çok güzel. Mesela örnek veriyorum. Çocuklara ne diyoruz 3-5 yaşlarında? Artık oraları ilgilerini çekmeye başladı o bölgeleri. Mesela çok güzel yazmış. Pipi mi, şey mi, kuş mu? Şöyle de bir resim koymuş. Bakın mesela diyor ki, hayır, o bir penis. Onun adı penis. Ama ben mesela, benim de 8 yaşında bir oğlum var ama ben ona penisi öğretemedim. Yani o hala ona pipi diyor. O kadar çok kişi ona pipi diyor ki, ben ona ne kadar onun adı penis desem de, işte pipi, pipim acıdı, anne pipimde bir şey mi var gibi pipi diyor yani. Yapacak bir şey yok. Bu çok kültürel bir öğretilme yöntemi. Bu kitap çok güzel. Ben gerçekten tavsiye ediyorum çocuklara. Mesela özel bölge ne demek? İşte sordukları sorular karşısında onlara nasıl bilgi vermeliyiz? Güzel bir şey yapmış Rayka Kumru. Ellerine sağlık, yüreğine sağlık. O yüzden de bakın mesela kutu. Bir de bunu göstereyim. Kutu mu, fıstık mı, pıtık mı? Yani kadınların cinsel organına da ne diyoruz? İşte kutu, işte böyle kuş, bilmem ne, öyle şeyler diyoruz. Aslında onun adı, burada da resimle de koymuş, onun adı bir vulva. Vulva aslında, vajina da değil, vulva. Ben de eğitim verirken sık sık, vulva çok az kullanılan bir kelime. Eğitimde bile bazen kadın vajinası diyorum ama hayır, vulva. Vulva dışarıda bulunan bölge, cinsel organımızın dışta gördüğümüz kısmı vulva, içeride bulunan kısmı vajina. Erkeğin de dışta gördüğümüz kısmı penis. Hani pipidir, odur budur değil. Kadın mastürbasyonu evlilikte kesinlikle yapılmalı ama bir erkek evlilik içerisinde asla mastürbasyon yapmamalı. Çünkü Cem Keçen'in güzel bir şeyi var. Asla hiçbir kadın beş kardeşle rekabete giremez diyor. Çünkü bir kadın için bir erkeğe 20 dakika boyunca seksi hazırlamak aslında bir müddet sonra yorucu ve zor bir iş. Halbuki beş parmağı kullanarak kısa kestirme yoldan ve ihtiyacını karşılayacak şekilde en kestirme yoldan işini tamamlayabiliyor erkek ve bunu evliyken yapmaya başladığında bir müddet sonra kadının gönlünü yapmak, onu işte razı etmek, onunla cinsellik yaşamak, rutine de binen evliliklerde özellikle zor hale geliyor. Bir erkeğe asla mastürbasyon önermiyoruz ama bir kadın mutlaka ve mutlaka evlilikte mastürbasyon yapmalı. Çünkü kadın yaptıkça kendini keşfeden, mastürbasyon yaptıkça daha çok cinsel arzusu artan bir fizyolojiye sahip erkekten farklı olarak. Kadın mastürbasyonu evlilikte yapılmalı mı? Kadın kendi vücudunu nasıl keşfeder diye gelmiş devamında. Kadının kendi vücudunu keşfetmesi için bazı egzersizler veriyoruz biz. Bazı çalışmalar yaptırıyoruz, ev ödevleri. Bunlar işte ayna egzersizleri daha çok. Daha sonra o ayna egzersizleri çok kolay olmuyor. Bunlarla ilgili duygu ve düşüncelerini paylaşıyoruz. Aslında benim en çok yapmayı düşündüğüm şeylerden birisi kadınlarla bir grup oluşturmak aslında. Hani mastürbasyon yapma konusunda, bunu kendini tanıma konusunda, vücudunu sevme konusunda sıkıntı yaşayan kadınlarla bir grup dinamiği oluşturmak. Böyle 6-8 haftalık bir eğitim tarzında paylaşımlara da yer verdiğimiz, konuları konuşabildiğimiz bir grup oluşturmayı mesela çok istiyorum. Yapmayı istediğim şeylerden biri de bu. Belki bir şey oluşturulur ve istekli olan kişilerle bir kadının kendi vücudunu nasıl keşfedeceğine dair çalışmaları birlikte yürütürüz. Yani ev ödevleri verilir. Herkes kendi vücudunu keşfetme aynı egzersizleri yapılır ve sonra duygularımız tartışılır. Daha sonra öbür haftanın ödevleri verilir. Mastürbasyon ödevi verilir. Bunları kendi aramızda bilimsel bir platformda doğru bilgilerle paylaşabilir konumda olacağımız zamanları hayal ediyorum açıkçası. Evet. Başka soru var mı? Ne yapalım? Ayşe Hocam, Sayın Moderatör. Yavaş yavaş toparlayabiliriz. Bir saatimizi aştık. Bir tane daha soru gelmiş, yazmışlar. Onu da bir bakayım mı? Olur. C.
Cinsel istek bozukluğu yaşayan kadın danışmanlarımız için önereceğimiz kitaplar var mı hocam? Cinsel danışmanlık seansları sırasında destek amaçlı. O kadar çok var ki şurada şöyle bir kitaplığım var benim. Göstereyim size. Orada ben Cem Keçen'in kitaplarını çok seviyorum. Özellikle yine size göstereceğim. Şu kitabı öneriyorum ben danışanlarıma. Çalışırken de kullanıyorum arkadaşlar. Mesela eğer cinsel ilişkiyle bir suçluluk duyguları varsa, kültürel yanlış inanışlarından dolayı işte evlilik öncesi cinsel ilişki deneyimleri oluyor ya da küçük ufak çaplı bir şeyler deniyorlar. Sonrasında orgazm bozuklukları, evlenseler dahi bozukluklar geliyor. Şu kitabı öneriyorum okumalarını. Aslında cinsel işlev bozukluğu bir kefarettir. Cinsel işlev bozukluğu, özellikle erkeklerin yaşadığı cinsel işlev bozuklukları bir şeyin kefaretini ödüyor. Kendine bir bedel ödetiyor aslında. Düşünsenize hangi erkek bir kadının karşısında neden bir penis erektil disfonksiyonu yaşasın ya da erken boşalma yaşasın? Neden yaşar ki düşündüğünüzde bir şey var burada. Bu tamamen burasıyla ilgili olan bir şey olduğu için de biz bunu burayla çözmeye çalışıyoruz, anlamaya çalışıyoruz. Kitabın ismi Cinselliğin Dayanılmaz Ağırlığı. Çok fazla kitap var arkadaşlar. Kendiniz de yararlanabilirsiniz. Cem Keçe gerçekten bu konuda çok iyi bu arada. Siz kendiniz için cinsel terapi ve evlilik terapisini birleştirmek diye kitaplar var. Daha sonra Cem Keçe'nin Kadın ve Erkek diye iki tane kitabı var. Erkek ve kadın iki tane ayrı. Ben mutlaka ve mutlaka çiftlere veriyorum. Sırayla okuyorlar. Önce kendilerini, sonra değiştiriyorlar, birbirlerini okuyorlar. Yanın cinsel hayatları değişiyor. Bazı şeyleri yeniden keşfediyorlar falan böyle. Güzel oluyor yani. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım faydalı olmuştur bilgilerim. Umarım burada olduğunuz için mutlu olmuşsunuzdur. Bu saati burada geçirdiğiniz için etkili geçmiştir. Ben teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Vakit varsa... Teşekkürler. Sizi görmek keyifliydi benim açımdan. Teşekkür vakit ediyorum. Varsa soru olabilir. Ben de sizi görünce çok mutlu oldum. Teşekkürler. Evet, biri söz aldı galiba. Vakit varsa nasıl soru olabilir mi? Ses geliyor. Ayşe Hocam vakit var mı? Yani bir saat için konuştuk, süreyi de açtık ama size Hı-hı. bırakıyorum ben. İsterseniz alalım bir son soru. Sesim geliyor galiba. Evet, Serdar Bey mi? Evet, merhaba Serdar. Merhaba. Konu geçti mi veya belki konuyla ilgisi varsa cinsel yaşam için bir yaş ortalaması ruhen ve bedenen ne olabilir? Yani bu hani erken yaştaki kız çocuklarının evlendirilmesinden belki dolayısıyla insanın aklına geliyor. Böyle bir yaş söylemek belki zor da herkese değişebilir. Hani olgunluk çağı bedenen veya ruhsal olarak. Bu kız için veya erkek için ne olabilir? Bu konuda bir belki bir şeyler söyleyebilir misiniz? Yani bunu söylemek çok zor aslında Serdar Bey, ama şöyle cinsel organların anatomik olgunlaşması bireyin 18 yaşını doldurmasıyla birlikte tamamlanıyor. Yani 16 yaşında, 14 yaşında, 15 yaşında henüz cinsel organlar gelişimini tamamlamamış oluyor. Ve bu yaşların da ruhen de hazır oluşluğu içermediğini düşünüyoruz. Yani en azından 18 yaşını bireyin geçmiş olması, en azından cinsel organlarının olgunluğunun tamamlanmış olması bizim aradığımız kriterlerden birisi. En azından insanı daha psikolojik ve ruhsal açıdan değerlendirdiğimiz zaman bunu soruyoruz. İlk cinsel deneyim hikayede önemli. Nasıl olduğu çok önemli. 18 yaşını geçmiş, cinsel anatomik olgunluğunu tamamlamış ve gerçekten bu konuyla ilgili doğru bilgileri almış ve gönül rızasıyla isteyerek ve bilinçli bir şekilde cinsel hayat yaşıyorsa bir kişi bence 18 taban gibi gözüküyor açıkçası. Çünkü ne kadar ruhen de 16 yaşında hazır hissetse bir birey kendisini, cinsel organların olgunluğunu tamamlamaması tercih ettiğimiz bir şey değil. Bir de gerçekten eğitimsiz bir şekilde bunun yapılması ya da başka işte elinde tutmak için, gönlünü yapmak için, kırmamak için yapılan cinsellikler zarar verici, ilerideki bireyin yetişkinlik hayatındaki cinsel hayatına zarar veren süreçler maalesef ki. O yüzden de
Zor bir soru ama bu şekilde cevaplamış olayım. Yani iyi bir konuya değinildi belki böylece. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Özgü Hocam ağzınıza sağlık. Bizi aradığınız süre için. Ben de bir resim çekebilir miyim sizler de buradayken? Tabii. Teşekkür belgemi çekmiş olayım. Pekala. Davetiniz için teşekkür ederim Ayşe Hocam. Biz teşekkür ederiz hocam, kırmayıp bizimle kıymetli zamanınızı ayırdığınız için. Vallahi şey oldu, böyle tadı damağımızda kaldı gibi oldu. Teşekkür ederim. Ayrılasımız yok yani. Herkesin soru sorası ve burada kalası var. Ben öyle hissediyorum. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. İnşallah başka bir platformda tekrar buluşuruz başka konularla. Seve seve. Peki, hoşça kalın o zaman. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Anneciğim nasıl istiyorsan öyle uyu ama şu gözlerini kapat artık, sinirleniyor.